İşte dünyanın büyük nizam ve ahenginin kudretli tertipleri içinde bugüne kadar emekleyerek gelen insanlar artık bugün dünyadaki tekamüllerinin zirvelerine ulaşmış bulunmaktadırlar. Büyük evren ahenginin süre gelmiş olan tertipleri, şimdiye kadar dünyada bu tertipler içinde yetişmiş insan varlıklarının artık daha ileri tekamüllerine müsaade edecek durumda değildir. Çünkü insanlar hidrojen alemi imkanları içindeki bütün görgü ve deneyimlerini yapmış, buraya ait bütün gelişim kademelerini aşmış ve devrelerini tamamlamış durumdadırlar. Onların öz varlıkları yeni ufuklara, yeni çevrelere, bol hayat ve gelişim imkanlarıyla dolu aydınlık ülkelere koşmak ve ulaşmak ihtiyacı içinde çırpınmaktadır. Onlar büyük evren ahenginin en geniş imkanlarına kavuşmak ve o ahenkten olmaya çalışmak özlemi ve sezgisi içindedirler. Gerçi insan halindeki durumlarıyla bu sezgilerinin idraklerine tam olarak varmış bulunmamakla birlikte beşeriyet bugün bu çırpınışın en ağır ve koyu teşevvüşu, şaşkınlığı içinde yaşamaktadır. O nereye gideceğini, nereye gitmesi gerektiğini henüz kestiremiyor ama nedenini mahiyetini bilmeksizin kabına sığmayan hareketleriyle muhakkak bir yere gitmek, bir aydınlığa kavuşmak, ferah bir çevreye çıkmak, içinde bulunduğu madde şartlarının ağırlığını dilip geçmek ihtiyacı içinde kıvranıp duruyor. Mahiyetini idrak edemeyerek fakat şiddetle isteyerek her an peşinde koştuğu mutluluğun bir zerresini dahi çevresinde bulamayınca o mutluluğun hüsranıyla kendisini maddi oyuncaklarının gelip geçici zevkleri içine gömerek avutmaya çalışıyor. Fakat görünürde şaşkınlığını arttırmaktan başka bir işe yaramaz görünen bu çırpınışları, hakikatte kader mekanizması muvaciyesinde yine o aradığı, beklediği ve muhtaç olduğu mutluluk yollarını kendisine hazırlıyor. İşte şiddetle istedikleri, bekledikleri bu mutluluğa, insanların kavuşması için alemin büyük ahengi içinde gerekli tertipler elbette kurulmaktadır. Bu ileri tertipler, bugünkü dünya nizamının yavaş yavaş değişmesi ve olgunlaşmış hale gelen yeni istek ve ihtiyaçlara göre gerekli formların meydana gelmesi zorunluluğuyla ilahi nizamın ahengi içinde takdir ve tespit edilmiştir. Şu halde gelecek bütün değişmeler insan idraki karşısında ne kadar büyük birer felaket mahiyetinde görünürlerse görünsünler insan varlıklarının ihtiyaçlarına en uygun ve mükemmel cevaplar verici tertipler ve nizamlar altında meydana geleceklerdir. Yakında başlayacak olan olaylar dünyada mümkün olabilen insan tekamülüne uygun nihai sahneleri hazırlayacak ve yüzyıllardan beri süren ıstıraplı bir dünya safhasının son perdesini bu sahnelerde kapatacaktır. Doğada hiçbir varlığın hiçbir ihtiyacı ihmalle karşılanmaz. Bütün tekamül ihtiyaç ve isteklerine uygun tertipler, nizamlar ve düzenler derhal kurulur. Çünkü evren tekamül içindir ve orada bütün tekamül ihtiyaçlarının giderilmesi bir zorunluluktur. Bu ihtiyaçlar karşısında kurulacak yeni nizam ve tertiplerin şekil ve yönlerine gelince, insan varlıklarının daha üstün hayatlara aday duruma girdiklerini ve sonsuz parlak ülkelerin kapısına dayandıklarını söylemiştik. Fakat insanların layık oldukları bu yüksek ve parlak hayatlara kavuşabilmeleri için bu kapının açılması gerekir. İşte özlemle peşinden kantar içinde koştukları bu eşsiz mutluluk ülkelerine göç edebilmeleri için insanların yapacakları küçük bir iş daha kalmıştır ki, o da zaten açılmaya hazır bir vaziyette önlerine dikilmiş olan bu kapıyı bir fiske vuruşuyla ardına kadar açarak içeriye dalmaktan ibarettir. Fakat bunun gerçekleşmesi de yine çok tertipli ve ahenkli bir takım olayların akışları içinde mümkün olabilecektir. Ve bunun da böyle olması insanların selameti için gerekidir. Bu muazzam düzen içindeki ahenkli tertiplerin sağlamış olduğu büyük hazırlıklardan elbette birçok insan yararlanacak ve bu sayede büyük bir mutluluk havasıyla sonsuz imkanlar diyarındaki esiri alemlerin ebedi hayatları içinde kanat çırpmak üzere akıp gitmek fırsatını kaçırmayacaktır. Yakında doğa şartlarında meydana gelmeye başlayacak olan köklü değişmelerde hiçbir şeyin maksatsız ve körü körüne olmayacağını, en ufak bir olayın bile ancak üniteden gelen icablara göre üstün vazifeli varlıklar tarafından şaşmayan ve aksamayan bir tertip ve ahenk içinde meydana getirileceğini artık iyice belirtmiş bulunuyoruz. İşte biraz önce sözüne ettiğimiz kapının açılması demekti. De bu hakikatin insanlar tarafından idrak edilmesi, benimsenmesi ve ona göre mevcut düzenlere isteyerek, sevinerek gidilmesi, uyulması demektir. Şu halde yeryüzündeki doğa şartlarının değişmesiyle meydana gelecek yeni ahengin insanlara bu kurtuluş imkanlarını bahşetmiş olması bakımından fevkalade büyük bir kıymeti ve önemi vardır. Görünürde bozuk düzen ve sıkıcı, hatta rahatsız edici gibi durumlarda görülebilecek olan bu hallerin hakikatte insanların yüksek kazançlarını sağlamaya yarayacak kıymetli birer vasıta olduğunu unutmamak insanların menfaatleri gereğidir. Çünkü insanlığın değişecek olan çehresi ve yeni tertiplerle kurulacak ahenk ancak tamamlanmış bir dünya devresinin kapanışından sonra olacaktır. İşte bunun için dünyanın geçireceği son hazırlıklar vardır. Bu hazırlıkların iki yönü vardır. Birinci yönü İnsanlara bu dünyanın artık kendileri için elverişli bir mesken olamayacağını anlatmak suretiyle henüz eksik kalan gerekli bilgilerini, gözlemlerini ve imanlarını kazandırmak. Diğer yönü de sonradan gelecek basit bedenlerin tekamürlerine elverişli yeni bir dünyayı meydana getirmektir. Şimdi bu doğa değişmelerinin yeni meydana gelecek olayların Kısaca vuku bulması yaklaşmış olan büyük dünya dönüşümünün mahiyet ve şekillerini açıklamaya başlıyoruz. Yakın olan bu büyük dünya devresi kapanışının ilk alametleri diyeceğimiz bazı basit olaylar halen başlamış bulunmaktadır. Bunlar insanların gözünde henüz güçlü manalar ifade etmeyen ve kör doğa güçlerine bağlı gelip geçici arızalardan ibaret sanılan bazı atmosfer değişiklikleridir. Bu haller gittikçe artacak ve ifade ettikleri yüksek manaları yavaş yavaş daha güçlü olarak hissettirmek üzere durmadan devam edeceklerdir. Mesela vaktinde beklenen yaz sıcakları bazen bir türlü gelemeyecek. Kış ortasında anormal sıcak havalar, yaz ortasında da soğuk havalar görülmeye başlayacaktır. Bazı yerlerde uzun süre devam eden kuraklıklar yanında diğer bazı yerlerde Sürekli yağmurlar selleri meydana getirecek ve önemli tahribat yapacaktır. Güçlü rüzgarlar tehlikeli haller alarak esecek, yer yer büyük zararlara neden olacaktır. Bu arada depremler meydana gelecek, şiddetli yer sarsıntıları insanların felaketli diye nitelendirecekleri doğa olayları arasında yeryüzünün orasında burasında kendilerini göstereceklerdir. Denizlerde de olağan dışı olaylar meydana gelecektir. Mesela hiç cezir olmayan kıyılarda denizler bazen 8-10 metreye kadar kabaracak ve karalara hücum edecektir. Böyle cezire alışmamış ve hazırlanmamış bazı şehirler su baskınları tehlikesi altında kalacak ve büyük zararlara uğrayacaktır. Dünyanın çeşitli yerlerinde yer yer toprak kaymaları meydana gelecek ve bazı kasabalar ve yerler bu yüzden bir hayli korkulu ve kaygılı anlar geçirecektir. Yine bu toprak afetleri sırasında bazı yerler çatlayacak, oralardan dumanlar ve ateşler fışkıracaktır. Kısacası olağan dışı olarak meydana gelecek bütün bu büyük rüzgarlar, seller, yer sarsıntıları, depremler, deniz kabarmaları, su baskınları ve yer çatlamaları gittikçe insanların rahatlarını kaçıracak ve zararlarını artıracaktır. Fakat bunların hiçbiri ahenk dışı, düzen dışı olmayacak. Hepsi yerli yerince tertip edilmiş, biraz önce söylediğimiz hedeflere ayarlanmış adımların derece derece ilerleştirinin birer ifadesi olacaktır. Bu haller dünyada aşağı yukarı 40 ila 50 yıl böyle sinsi fakat daima ilerleme gösterir bir şekilde ve insanlar tarafından hakiki manalarına nüfuz edilebilmelerine pek de yetecek kudrette olmamak üzere devam edeceklerdir. Bununla birlikte bunlar daha ileri safhalara hazırlayıcı mahiyette, derece derece bir ilerleme izlerken gittikçe de şiddetlerini artıracaklardır. Bu kitaptaki bilgileri okumuş, benimsemiş olanlar bu hallerin daha ilk zamanlarda ifade ettikleri manaları sezmekte güçlük çekmeyecekler ve kendilerini gelecek büyük güne rahatça ve kalp huzuruyla hatta sevinçle hazırlayabilmenin imkanlarını elde etmiş olacaklardır. Yaklaşık 50 yıl sonra olaylar kendilerini daha çok hissettirmeye başlayacaklar ve insanları, daha doğrusu kendilerini geriyi derecesinde hazırlayamamış olanları çok rahatsız edici, korkutucu, zahmet ve ıstıraplar içinde bırakıcı karakterler almaya başlayacaklardır. Bununla birlikte bunlar da yine hakiki manalarını insanlara empoze edecek derecede şiddetlenmemiş olacaklarından insanların bir kısmı bu olayların hakiki manalarını anlamaktan uzak kalacak, sadece büyük bir şaşkınlık içinde ne olduğunu, neye uğradığını bilmeyecektir. Mesela iklimlerde bazı acayip değişmeler önceleri yavaş yavaş başlayacak. Soğuk yerler azar azar ısınacak. Bazı bölgeler olağan dışı olarak sıcaktan kavrulmaya başlayacaktır. Bu hallerin sonucunda anormal rüzgarlar, bazı korkunç tayfunları meydana getirecek ve bunlardan birçok zarar görülecektir. Depremler sıklaşacak ve şiddetlenecek. Yer çatlamaları, püskürmeler, çöküntüler artacak ve bütün bu haller yıllar ilerledikçe kendilerini daha açık olarak hissettireceklerdir. Bazı şehirler büyük sarsıntılar sonucunda yok olacak, yerlerinde büyük çukurlar veya göller meydana gelecek. Bazı yerlerde büyük ve sürekli kuraklıklar başlayacak. Birçok insan ve hayvan telef olacak. Ağaçlık, verimli, bitek olan yerler, bozkırlar, hatta susuz çorak çöller haline almaya yüz tutacak. Yıllardan beri, hatta yüzyıllardan beri o çevrelerde rahatça yerleşmiş olan insanlar için buraları artık yaşanmaz hallere girecek ve insanlar oralardan daha verimli yerler aramak ve bulmak için ayrılacaklar daha müsait yerlere göç etmeye başlayacaklardır. Böylece dünyada yer yer büyük göçler başlayacak. Bu hal insan cemaatleri arasında önemli huzursuzluklar yaratacaktır. Deniz kabarmaları artacak. Dünya maddesi artık insanlara korkunç çehresini göstermeye başlayarak kendisinden insanların fazla bir şey beklememeleri, hatta artık hiçbir şey beklememeleri gerektiğini sözsüz bir dille onları anlatmaktan bir an geri kalmayacaktır. Özetle, dünya yavaş yavaş insanlar için gittikçe kısırlaşacak, tatsızlaşacak ve yaşanmaya elverişçi karakterlerini kaybedecektir. Zaten daha önce de açıkladığımız gibi son zamanlara doğru büsbütün artacak olan kanser vakalarının çoğalması da artık dünya maddelerinin ihtiyaçlara cevap vermediğini insanlara açıkça gösteren önemli delillerden biri olacaktır. Özetle, 50. yıldan itibaren gerek kuraklıkların, gerek bazı diğer zorlayıcı doğa olaylarının meydana getireceği sonuçlar ve yer yer devam edecek büyük çaptaki göçler, dünyada büyük kargaşalıklara neden olacak ve doğanın insanlara karşı gittikçe ekşiyen yüzü ve çetinleşen durumu, bu kargaşalığın derecesini hızla artıracaktır.